Poyraz. Ha gel gel gel. Ya elektriği kesmiş şerefsizler. Geç sen, geliyorum. Nasıl tahmin edemediysen. Vay, romantizmden de anlıyormuş. Buradaki A ne? Alfabenin ilk harfi işte. Poyraz'ın önündeki A ne? O Ahmet, göbeğimin adı. Benim de göbek adım var. Makbule mi? Hayır, Müzeyyen. Uf, şuna bak be. Acayip bir şey bu. Pardon, bu ne? Pastırmalı yumurta. Sevmez misin? Severim de yani. Umarım şarapla iyi gider. Ha dur, ben onlara bardak getireyim. Ya bir temiz bunlar kalmış. Artık idare edeceğiz. Günün nasıl geçti? Kötü mü? Ha, yo kötü değil ya. İşte torunları aldık, parka falan gittik. Alışveriş falan yaptık. Öyle işte. Sen ne yaptın? Ben de yarın bir iş görüşmesine gideceğim. Bir adamın kızı hastaymış, böyle özel doktorluk gibi bir şey. Yarın gidince anlayacağız bakalım. Hadi bakalım. O zaman hoş geldin. Hoş bulduk. Beğendin mi? Güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Öylece bırak, hallederim ben. Hiç bulaşma oralara. Artık yemeği de yediğimize göre artık tatlıya geçebiliriz. Ne tatlısıymış o? Çalmasa şaşardım zaten. Kim geldi bu saatte? Ben de baş belası çok. İyi akşamlar Poyraz Bey evladım. İyi akşamlar. Emekli albayım. İsa, ne yeridir? Öğretmen yine ödev verdi Poyraz abi. Yapmazsam kırık not alacağım. Yapma ya. Ya benim de şimdi misafirim var tam içeride ama. Hadi ya. Ya kusura bakma o zaman. Hadi iyi geceler. Sağ ol. Ha şey, albayım. Ya gelin ya, gelin. Ben zaten sizi tanıştıracaktım şimdi, öyle şey gibi anlamayın. Buyurun, buyurun. Gel, gel. Ya hayırdır Poyraz, bu ne hal? Ya sorma albayım. 3 ay fatura ödemedik diye elektriği kesmişler canım. Allah Allah. Allah Allah. Ben de bütün gündür penceredeydim. Elektrik idaresinden gelen falan olmadı hiç. Hayret.
Aa, Allah Allah ya. Ne ara gelip bağlamışlar hiç anlamadım. Neyse ben o zaman sizi tanıştırayım. Efendim Ayşegül Hanım. Kendisi doktordur. Öyle mi? Ne güzel. Memnun oldum efendim. Ben Deniz'de emekli albay Cevher Güngören. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de İsa, öğrenci. Benim de sık sık ağrılar oluyor efendim. Yalnız ben kalp doktoruyum. Aa öyle mi? İnanır mısınız ara sıra kalbim de sıkışıyor. Kalp sıkışması iyi bir şeydir albayım. Yeni aşklara yer açıldığı için öyle oluyor. Hadi oradan be sen de. Şu Poyraz var ya, benimle dalga geçmeye bayılıyor. Dolma sarmıştım da kalmasın yazık dedim. Ne iyi ettin Zemre Hanım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ümran Hanım, İsa'nın annesi kendisi üst kat komşumuz. Böyle boş zamanlarında cepheye dolma taşır. Merhaba, memnun oldum. Merhaba Ayşegül, ben memnunum. Neymiş bakalım bu seferki ödev? Ya şimdi öğretmen milli değerlerimizi anlatan bir şiir yazın dedi. Büyüklerimizden yardım alabilirmişiz. Ben de oturdum, güzel bir şiir yazdım. Ama iki kıtadan sonra aklıma hiçbir şey gelmedi. Oku bakalım neymiş. Hem zekidir, hem çalışkandır. İsa evladım, daha gür sesle oku. Hem zekidir, hem çalışkandır. Bazen aklı karışkandır, darbeler alışkandır. Ne büyüktür Türk milleti. Devamını da oku bakayım. Düşmana karşı korkusuz, gelecekten umutsuz, tarihine şuursuz, ne büyüktür Türk milleti. Albayım, şair burada gençliği mi eleştiriyor? Nasıl olmuş? Vallahi kusura bakma ama olmamış bu. Nasıl olmamış ya? Bizim bir tane milli değerimiz var. O da imkansız aşklardır. Hoppa. Bunu da nereden çıkardın ya? Tabii ya. Yok yok. Poyraz Bey haklı. Yani dizilere falan bakın mesela. Sizin bu anlattıklarınız hiç söylemiyorlar orada yani. Ne var? İşte kavuşamayan aşıklar var. Neymiş? Demek ki o da bir değermiş yani. Hı. Şiiri sen yaz da görelim o zaman. Tamam. O zaman tamam. Bana biraz müsaade edin ama. Müsait miydiniz? Gel kızım. Sabahki misafirinizin getirdiği hapları incelettim. Ee? Tahmin ettiğim gibi hepsi uyuşturucu. Sentetik haplar.